Hepinize esenlik dileklerinde bulunuyorum. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda sabah 8'den itibaren ekonomiye ilişkin manşetler, konut krizi, kira fiyatlarındaki artış, mülteciler meselesi ve iktidarın bu konudaki tutum değişikliğini konuştuk. Başkaca sürprizlerimiz de vardı. Fakat şimdi dünden itibaren Türkiye'nin ve hatta uluslararası gündemin ana noktalarından birisi oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet parti liderinin, CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. Bu haberi şöyle bir özetleyeyim. Sabah 8'de bunun genel bir özet haberini sizlere sunmuştum. Ne olduğunu bir hatırlayalım. Sonra Kılıçdaroğlu çiftinin evine gideceğiz ve neler yaşandı, neler oldu her birine bakacağız. Kılıçdaroğlu yılbaşında yapılan elektrik zamlarını protesto etmek için faturaları ödemeyeceğim dedi, ödemedi. Elektriği kesilir dedi Cumhur İttifakı ve Kılıçdaroğlu çiftinin evinin elektriği kesildi. Eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler. Elektrik zamlarının geri çekilmesi için elektrik faturalarını ödememe kararı almıştı CHP lideri. Şubat ayından bu yana da elektrik faturalarını ödemedi. Borcundan dolayı CHP liderinin elektrikleri kesildi. CHP lideri elektriksiz kaldıkları haberini eşinden aldı. Türkiye 1 Ocak'ta %27'lik elektrik zammıyla karşılaşınca ve Kılıçdaroğlu da zamlar geri çekilene kadar ben de ödemeyeceğim resti çekince 3 aylık ödenmeyen faturası oluştu. Borcu 1000 lirayı aştı. Yasal bekleme süresi de dolunca Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. Sayacı mühürlendi. Ödemedim. Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim. Saat 11 gibi kesildi. İdare edeceğiz, önemli değil. Kılıçdaroğlu milletimin sesi olmak istedim derken eşi Selvi Kılıçdaroğlu da önemli değil demekle yetindi kesinti için. Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Ödemezse sonucu bellidir. Elektriği derhal kesilmelidir. Yaptığı bu açıklamasıyla sözden eyleme geçmişti Şubat ayında CHP lideri. Aradan 3 fatura dönemi geçti, borç birikti. Ekipler dün sabah Kılıçdaroğlu'nun evindeydi. Kontroller yapıldı, elektrik kesildi. Kılıçdaroğlu ailesi elektriksiz kaldı. Zaten hani ödenmeyecek durumda değildik. Ama 4 milyon aile var elektriği kesilen. Onlarla biraz dayanışma içinde olalım dedik. CHP lideri akşam saatlerinde karanlıkta yanında eşi Selvi Kılıçdaroğlu gaz ışığında evinden açıklamalar yaptı. Eyleminin ne kadar süreceğini açıkladı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Sevgili halkım, adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm. Halkımın acısını yaşamak için şimdi karanlıkta oturacağım. Fatura ödememe çıkışını direniş diye tanımladı Kılıçdaroğlu. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı da değildi. Bu bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelesidir. Mücadelem ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir. Tereddüt ediyor muyum? Asla. Asla. Ben ne ağzımda gümüş kaşıkla doğdum ne de sonradan saraylara yerleşip sefa içinde yaşadım. Karanlıktan bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ana muhalefet lideri. Son olarak Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Elektriğe ve diğer enerji kalemlerine yaptığın zamları derhal geri çek. Son derece dikkat çekici bir girişim, bir eylem. Acaba arkasında ne var, ne yapmak istiyor Kılıçdaroğlu, kendisine soralım. Sayın Kılıçdaroğlu, efendim günaydın. Öncelikle yayınımıza, programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yaşadıklarınız için geçmiş olsun diyorum ve hemen soruyorum. Bu eylemin amacı nedir? Yani siz bunu neden yaptınız efendim? İsmail Bey, az önce siz de televizyonda verdiniz. 4 milyon hanenin elektriği kesildi 2021 yılında. 4 milyon aile çocuklarıyla beraber eşler karanlığa mahkum edildiler. 21. yüzyılın Türkiye'sinde nasıl olur da 4 milyon aile, 4 milyon hane, 4 milyon abone elektriksiz kalır? Bunu içime sindiremiyorum ki bu rakamlar 2021 yılına ait rakamlar. Şimdi bunu
2022'nin başından itibaren gelen olağanüstü zamları da kattığınızda bu rakamın çok daha büyük olduğunu düşünüyorum. Ama maalesef bunlar yayınlanmıyor. Korkuyorlar yayınlamaya çünkü daha büyük bir felaketin aslında olduğunu hepimiz biliyoruz. Eldeki resmi rakamlara göre bu verileri sizlerle paylaştım. Eğer siz o ailelerin dramını yaşarsanız, o ailelerin sesi olursanız, o zaman siyasetçi olarak görevinizi yapmış olursunuz. 4 milyon hane elektriksiz kaldığında bir siyasetçi olarak ben nasıl sessiz kalabilirim? Nasıl onların derdine derman olmam diye ya da olurum diye yola çıkarım? Ben onların derdine derman olmak için, onların sorunlarını geniş kitlelere duyurmak için, izlenen ekonomi politikasının Türkiye'ye hangi felaketleri getirdiğini topluma anlatmak için bunu yaptım. Tabii bunu yaparken elbette ki çocuklar var, kadınlar var, yaşlılar var, engelliler var bu ailelerde. Dolayısıyla kadınların dramı, yaşlıların dramı, çocukların dramı, engellilerin dramı, bunları da dile getirmek istedim. Çünkü bir aile beraber artık enerjiyi kullanıyorlarsa, elektriği kullanıyorlarsa 21. yüzyılda artık bu onların hakkıdır. Enerji bir haktır ve bu hakkı onlara verecek olan da sosyal devlettir. Eğer sosyal devlet bu görevini yapamıyorsa, yönettiği ülkede milyonlarca kişi elektriksiz bırakıyorsa artık o devleti yönetemiyor demektir. Artık halkına hizmet edemiyor demektir. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Var olan hükümet halkına hizmet etmek için değil, beşli çetelere, saray oligarklarına hizmet eden bir devlettir. Ben bunun karşısında nasıl susabilirim? Ben halkın hakkını savunacaksam oligarklara karşı çıkmalıyım. Saray sosyetesine karşı çıkmalıyım. Beşli çetelere karşı çıkmalıyım. Halktan topluyorsunuz milyarları, milyonları, dolarları, avroları topluyorsunuz, alıyorsunuz, götürüyorsunuz, beşli çeteye veriyorsunuz. Bir avuç kişiye bu paraları tahsis ediyorsunuz. Dolarları alıyorsunuz derken kendi halkından dolarla borçlanan bir hükümetle karşı karşıyayız. Kendi halkından Türk lirasıyla değil dolarla borçlanan bir hükümet. Böylesine bir tablo Türkiye'yi felakete götürüyor. Ha bunun örneği mi diyorsunuz? Nasıl felakete götürüyor? Çok basit. 4 milyon elektriksiz hane. Bunu daha nasıl anlatabiliriz? Bu dediğim gibi hanelerin yaşadığı sorun. İsmail Bey bir de şunu düşünün. Tarlada çalışan, ürün elde eden ve bizim beslenmemiz için çalışan çiftçilerin elektrikleri de kesiliyor. Allah aşkına ya akıl, mantık unutulmuş vaziyette. Devlet yönetilmiyor aslında. Böyle bir tablo içinde ben onların sesi olmak istedim. Ha şunu da söyleyeyim İsmail Bey. Evet. Bu kararı eşimle beraber aldık. Eşimle beraber bu kararı sürdüreceğiz bir hafta boyunca. Bir şey soracağım efendim. Şimdi siz bu eyleme başlarken yılbaşında yapılan elektrik zamlarına dikkat çekmek istediniz. Peki elektriğinizin kesileceğini bekliyor muydunuz? Yani böyle bir tahminde bulunmuş muydunuz? Ve o elektriğin kesildiği anlar size nasıl yansıdı? Nasıl haber verdiler? Ne oldu? Onu birazcık anlatır mısınız lütfen? Eşimin telefonuna borçlarımız geliyor düzenli olarak şu kadar elektrik borcunuz var diye. Ben daha önce kamuoyuna açıklama yapmıştım elektrik faturalarımı ödemeyeceğim diye. Elektrik kesilir mi kesilmez mi bilmiyorum. Dolayısıyla her an kesilebilirdi de. Eşime şunu söyledim. Elektrikler kesildiği zaman bana lütfen haber ver. Ben elektriklerin kesildiği gün her zaman olduğu gibi evden çıktım. Genel merkeze gittim. Bir süre sonra eşim aradı. Elektriklerin kesildiğini söyledi. Onun üzerine sizin az önce yayınladığınız videoyu çekip bunu kamuoyuyla paylaştım. Dolayısıyla elektrik kesilir mi kesilmez mi bilmiyorum tabii. Yani ilgili şirket görevini yapıyor. Eğer siz elektrik borcunu ödemiyorsanız gelip kesiyorlar. Şunu söylemek isterim. Ben elektrik faturasını ödeyebilecek mali güce sahibim. Bunu herkes biliyor. Zaten milletvekiliyim. Aldığım aylıkla gelen elektrik faturamı rahatlıkla ödeyebilirim. Ama ben elektrik faturasını ödeyemeyen milyonların sesi olmak istedim. O milyonların sesini hem Türkiye'ye hem kamuoyuna hem dünyaya duyurmak istedim. 21. yüzyılın Türkiye'sinde
evlerde elektrik yoksa, 4 milyon hanede elektrik yoksa, bunun en azından koltuklarında rahat oturan beşli çetelerin de bilmesi gerekir. Bunu da istedim. Saray sosyetesinin bunu bilmesini istedim. Siz oturuyorsunuz, rahat ediyorsunuz, keyfinize bakıyorsunuz. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda. Yani arkadaş, ya bu ülkede 4 milyon hane var. 4 milyon hane resmi rakam. Bunun içinde yaşayan her hanede 2 kişi olsa 8 milyon kişi ediyor. 5 kişiyi düşünün, 20 milyon kişi ediyor. 20 milyon kişinin elektriksiz bırakılması ne demektir Allah aşkına? Ya bu çocuk, düşünün hanede çocuklar okula gidecek, elektrik yok. Engelli var, elektrik yok. Yani pek çok şeyi elektrikle aslında artık 21. yüzyılda buzdolabınızdan tutun, çamaşır makinenize kadar, televizyonunuza kadar elektriğe bağlı. Artık elektrik bir insan hakkı. Bu insan hakkını teslim etmemiz lazım. O nedenle bu eylemi yaptım, gerçekleşti. Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi tabii çok çarpıcı bir görüntü. Şimdi biz sizi görüyoruz. Siz ülkenin ana muhalefet partisinin liderisiniz ve mutfaktasınız. İşte arkada bir lüks lambası görüyorum. Böyle işte mutfak temizleme deterjanı görüyorum orada. Dün elektrikler kesildi. Evet. Ve ne oldu? Mesela neler yaşadınız gece? Karanlıkta kaldınız. Onu bir anlatır mısınız efendim? Bütün akşam ve gün nasıl geçti karanlıkta? İsmail Bey, elektrikler kesilince normal, genel merkezden normal bir saatte çıktım, eve geldim. Eşim elektriklerin kesildiğini bana öğleye doğru bildirmişti. Dolayısıyla kendimiz hazırlık yaptık. Komşularımız sağ olsun bir tüple bir aydınlatma aracı getirmişlerdi. Biz de küçük aydınlatma araçlarını, küçük fenerleri zaten hazırladım. Gelirken beraber getirdim. Karanlık tabii, doğru. Karanlıkta aydınlattık, evi biraz aydınlattık. Sonra kamuoyuna saat 21'de bir çağrı yapacağımı ifade etmiştim. Saat 21'e kadar bekledik. 21'de kamuoyuna bir açıklama yaptım. Eşim evden çıkarken zaten yine medyaya bir açıklama yapmıştı. Açıklamadan sonra aşağıya indim. Küçük bir parkımız var evin önünde. Orada gazeteci arkadaşlarla buluştuk. Onlar da sizin sorduğunuz sorulara benzer sorular sordular. Onlara da içtenlikle cevap verdim. Sonra geldiğimiz nokta şu. Akşam oldu tabii, herkesi yolcu ettik. Sağ olsun bu arada bütün komşularıma yürekten teşekkür ederim. Akşam yemek göndermişler, pastalar göndermişler, tatlılar göndermişlerdi. Sağ olsunlar, çaylar geldi. Çayları hem biz hem gelen konuklara ikram ettik. Güzel bir komşu dayanışması örneği de sergilediler. Hatta onlar lambalarını söndürmüşlerdi. Biz lambaları, elektriğimiz kesildiği için. Onlara eşim telefon etti, lambalarını açmalarını istedim. Çünkü bu bireysel bir eylem, kitlesel bir eylem değil. Bir direniş aslında. 4 milyon adına bir direniştim. Dolayısıyla insanın hasretini görmek, komşularla dayanışmayı görmek, onların gelip bir ihtiyacınız var mı demelerini duymak, hatta efendim bizim evden sizin eve elektrik çekelim diye öneriler getirilenler de oldu. Hayır dedik. Yani biz karanlıkta kalan milyonların sesi olmak istiyoruz. Evet. Ve o sesi duyurmak istiyoruz diye ifade ettim. Dolayısıyla çok güzel bir atmosfer oldu bizim açımızda. Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi faturanızın ne kadar geldiğini herkes merak ediyor. Dün ben şöyle ajanslara baktığım zaman 1000 küsür liralık bir faturadan bahsediliyor. Bu hangi döneme ilişkin efendim ve önceden ne kadar geliyordu? Mesela birazcık bahseder misiniz faturanızın tutarından? İsmail Bey, doğrusunu isterseniz otomatik ödeme bankaya o şekilde bir talimat verildi. Gelen elektrik faturaları otomatik olarak yatırılıyor. Aslında evde ben de eşim yalnız kalıyoruz. Dolayısıyla elektrik faturamız çok fazla tutmuyor. 1000 küsür lira galiba, sizin de ifade ettiğiniz gibi bir rakam. Burada elektrik faturasını ödeyip ödememe değil, o gücümüz zaten var. Önemli olan elektrik faturasını ödeyemeyen yurttaşların sesi olmak.
yaptı. Dolayısıyla dediğim gibi oturduk eşimle karar verdik. Evet, eşim de bu konularda çok duyarlı. O da evlat sahibi sonuçta. Evlatlarını nasıl yetiştirdiğini o da gayet iyi biliyor. Anne sevgisini, annelerin çocuklara duyduğu sevgiyi. Dolayısıyla onlar hastalansa aslında önce anneler hastalanıyor. Onlar güldüğü zaman anne de gülüyor. Şimdi elektriği kesilen bir evde annenin çektiği acıyı elbette en iyi anneler biliyor. Dolayısıyla bu çerçevede karar aldık ve o kararı uygulamaya koyduk. Faturayı ödeyeceğiz. Bir hafta sonra faturayı ödeyeceğiz tabii. Önemli olan sesi duyurmaktı, geniş kitlelere duyurmaktı. Biz geniş kitlelere duyurduk da İsmail Bey, saray evet. Duydu mu acaba? Sarayın oligarkları duydu mu acaba? Beşli çeteler duydu mu acaba? Asıl duymaları gereken o. Şimdi bir de şu var. Elektrik borcu olanların elektrik faturalarını şöyle veya böyle birileri ödeyebilir. Bana bazıları, daha doğrusu AK Parti'ye yakın bazı arkadaşlar, biz sizin elektrik faturanızı ödeyelim falan diye böyle ucuz kahramanlık yapıyorlar. Ya ben elektrik faturasını hala ne yaptığımı kavrayamamışlar. Hala niçin bunu yaptığımı anlayamamışlar. Ben elektrik faturamı öderim. Elektrik faturası dediğiniz benim için son derece düşük bir rakam ama... Ya o elektrik faturasını ödeyemeyen milyonlar var. Bundan haberleri yok. Dolayısıyla biz siyasi görüşümüz ne olursa olalım, yani çok farklı siyasi görüşlerde de olsak, önemli olan bu ülkede yaşayan vatandaşların huzuru. Her evde huzurun, her evde bereketin olması, her evde sevginin, her evde kucaklaşmanın olması aslında her siyasi partinin ortak hedefi olmak zorunda. Bu hedefi hem içselleştirmek istiyoruz hem dünyaya duyurmak istiyoruz. Bugün yaşanan dram gerçekten felaket. İzledikleri ekonomi politikası en hızlı iflas eden ekonomi politikası oldu. Bakın İsmail Bey, izledikleri ekonomi politikası ekonominin en hızlı iflas ettiği bir sürecin içine Türkiye'yi soktu. Hala farkında değiller. Biz elektrik faturalarını tek tek ödemek ya da insanların elektrik ödeyemediği zaman elektriklerinin kesilmesi gibi bir tablonun ortaya çıkmasını kabul etmiyoruz. Biz aile destekleri sigortasını getirerek, İsmail Bey, evet, aile destekleri evet. sigortasını getirerek elektrik faturasını ödeyemeyecek durumda olan her ailenin elektrik faturasını aile destekleri sigortası fonu ödeyecek. Dolayısıyla hiçbir aile... Coğrafyanın neresinde yaşarsa yaşasın elektriksiz kalmayacak. Ben tabii sarayın aktörleri aile destekleri sigortasını getirmezler. Onlar yoksulluğu sömürmek istiyorlar. Ama o sözü veriyorum, aile destekleri sigortası geldiği zaman hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek ve hiçbir çocuk karanlıkta kalmayacak. Hiçbir aile aç kalmayacak, hiçbir aile karanlıkta kalmayacak. Aile destekleri sigortasıyla... Memlekette huzuru, bereketi, sevgiyi, hoşgörüyü getireceğiz ve gerçek anlamda sosyal devleti inşa edeceğiz. Devlet oligarklara hizmet etmez. Devlet saray sosyetesine hizmet etmez. Devlet güç odaklarına hizmet etmez. Devlet millete hizmet eder. O nedenle Millet İttifakı dediğimiz ittifak da aslında millete hizmet etmek için oluşturduğumuz bir ittifak. Bu çerçevede bakıyoruz. Peki. Şimdi size bir şey soracağım Sayın Kılıçdaroğlu. Ben bir taraftan sizi böyle dikkatle dinlerken, çünkü tarihi bir yayın aslında bu. Çünkü böyle bir eylem hiç görmemiştik. Bir taraftan da izleyicilerimizden evet. gelen mesajlara bakıyorum. Sizce en fazla nasıl bir mesaj geliyordur? Bir tahminde bulunun. Bilemiyorum doğrusunu isterseniz. Peki ben şöyle söyleyeyim. Şu anda verdiğiniz fotoğraftaki mutfağın ne kadar mütevazı olduğuna dair yorumlar geliyor efendim. Biraz evinizden bahseder misiniz? Kaç odalıdır eviniz? Neredesiniz? Ankara'nın neresindesiniz? Doğrusu efendim, ben bilmediğim için. Ankara Çukurambar'da 5 katlı bir binanın 1. katındayız. Evimiz 4 oda, 140 metrekarelik bir ev. Burası mutfağımız. Bizim büyük ölçüde oturduğumuz yer. Yan tarafında hemen benim çalışma odam var. Kitaplar malum, işte bilgisayar, dosyalarım, günlük çalışmalarım orada. Salonumuz var.
Orası da bana göre güzel. Misafirler geldiği zaman salonda otururuz. Ama genelde ağırlık vaktimizin büyük ölçüde geçtiği yer benim çalışma odamda, eşim mutfakta. Bazen bir araya geliriz, oturur sohbet ederiz. Ama ben eve çok az uğruyorum siyasete girdikten sonra. Hatta bazen espri yapıyorum ya, evi otel olarak kullanıyoruz diye. Çünkü daha çok siyasete girdikten sonra günümün büyük bir kısmı Ankara dışında geçiyor. Arada bir misafirlerimiz geliyor, torunlarım geliyor, kızlarım geliyor eve. Onlar geldikleri zaman ayrı bir neşe oluyor. Mutfağımızdan memnunuz. Evet, zaten mütevazi yaşıyoruz. Yani her tarafımız altın kaplama olsa ne olur Allah aşkına? Hiçbir şey yok yani. Sonuçta yediğimiz belli, içtiğimiz belli, gezdiğimiz belli. Önemli olan yediğiniz lokmanın hakkını vermek İsmail Bey. Önemli olan bu. Önemli olan boğazınızdan aşağı haram lokmanın inmemesi. Önemli olan yediğiniz her lokmayı hak ediyorsanız ve yerken, yemek yerken, karnınız doyarken bu ülkenin 84 milyon insanını düşünüyorsanız, herkesin evinde huzurun olmasını istiyorsanız, o zaman zaten siyasetçi olarak görevinizi yapmış olursunuz. Asıl hedefim bu zaten. Yani siyasete giriş nedenim de bu. Hiç kimseye kin tutmam. Hiç kimseye öfke tutmam. Hiç kimseye kızmam. Kızsam bile bir süre sonra onu ya acaba kızdırdım mı diye kendi kendime iç hesaplaşma yapmaya kalkarım. Eşimle de gayet iyiyiz. Mutluyuz. Güzel bir evimiz var. Evimizde huzur içindeyiz aslında. Dolayısıyla mutfağımız, evet mutfağımız var. Bir buzdolabımız var. Bir bulaşık yıkama makinamız var. İşte onlarla daha çok eşim uğraşıyor. Doğrusunu isterseniz bu çamaşır makinesi, bulaşık yıkama makinesi nasıl çalışır onları da bilmiyorum. Böylesine güzel, güzel bir imkanımız var. Yani mutluyuz evimizde. Güzel. Efendim, herkese biz huzur temennisine bulunuyoruz. Fakat şunu söylemeliyim. Ben de sonuç itibariyle 31 yıllık bir gazeteciyim. Yaptığınız bu eylem, hani destekleyen var, desteklemeyen var. Fakat şunu net, nötr bir şekilde ifade etmeliyim ki ses getirdi çünkü hiç görmediğimiz tarzda bir eylem. Peki elektriğinizin kesildiğinin duyulduğu andan itibaren diğer partilerin liderlerinden, vatandaşlarımızdan veya sizin partinizin tabanından nasıl reaksiyonlar aldınız efendim? Biraz onlardan bahseder misiniz? Kimler aradı, kimler ne mesajı verdi size? Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin sayın genel başkanları aradılar. Sağ olsunlar. Elektriği kesilen ailelerin sesini duyurmak açısından oluşturulan farkındalığın ne kadar önemli olduğunu ifade ettiler. Dolayısıyla desteklerini ifade ettiler. Kendilerine gerçekten yürekten teşekkür ederim. Çünkü elektrik kesilmesinden ötürü bir evin elektriksiz kalması bir anlamda dünyayla ilişkilerini koparma anlamına geliyor. Diğer genel başkanlar da aynı kaygıları paylaştılar. Ben Cumhur İttifakı'nı oluşturan liderler bundan elbette rahatsız olmuşlardır. Çünkü gerçeğin bu kadar açık ve bu kadar net topluma yansımış olması, elektriksiz bir evin 21. yüzyılda en azından bizim hak etmediğimiz bir manzara olmasını onlar gördüler. Gördüler mi bilmiyorum ama en azından geniş kitleler gördüler. Onların görmelerini istiyordum zaten. Geniş kitlelerin görmesini istiyordum. Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Bunu ifade etmek istedim. Devletin iyi yönetilmediğini bir anlamda kamuoyuna duyurmak istedim. Liderler bunları liderlerle güzel konuşmalarımız oldu telefonda. Zaten araya sekreter falan koymuyoruz. Doğrudan doğruya cep telefonlarını açıp birbirimizle konuşabiliyoruz. İyi dileklerimizi aktarabiliyoruz. Düşüncelerimizi aktarabiliyoruz. Vatandaşlardan, özellikle partili arkadaşlarından sakin olmalarını istedim. Başka bir eylem yapmamalarını istedim. Bunun bir sivil itaatsizlik olmadığını da ifade ettim. Bu bireysel bir harekettir, bu bireysel bir direniştir diye ifade ettim. Dolayısıyla evin önüne kalabalıkların gelmemesini istedim. Çünkü
olay başka mecralara taşınabilirdi. Farklı sonuçlar doğurabilirdi. Oysa bu bireysel bir çaba. Bütün dünyaya, Türkiye'ye, Türkiye'nin bütün insanlarına bu yaşanan haksızlığı, adaletsizliği göstermek istedim. Devletin sosyal devlet olmaktan süratle çıktığını ve bu yapanın da iktidar olduğunu ifade etmek istedim. Dolayısıyla geldiğimiz noktada tabii eleştirenler var mı? Doğal olarak iktidar kanadına mensup siyasi partiler eleştirebilirler. Daha henüz bir eleştiri kulağıma gelmedi ama herhalde yarın öbür gün pek çok eleştiri de gelebilir. Ama eleştiriler olur yani. İsmail Bey, önemli olan şu, bir haksızlık varsa, bir yanlışlık varsa, eğer bu ülkede insanlar mağdur oluyorlarsa, mağdurların sesi olmak gerekiyor. Güçlü her zaman sesini duyurabilir ama önemli olan mağdurun sesini duyurabilmektir. Mağdurlar, gelir seviyesi düşük olan insanlar bunlar. Dolayısıyla bunlar büyük ölçüde kentin varoşlarında yaşıyorlar. Bunlar seslerini duyuramıyorlar. Siz siyasete girdiyseniz bunların sesi olmak ve bunların sesini duyurmak zorundasınız. İktidar sahiplerinin bu sesi duyması lazım. İktidar sahiplerine söylüyorum. Mesela enerji çeki verin bunlara, elektrik çeki verin. Çek verirseniz en azından yoksul aileler yeri geldiği zaman bu çeklerle en azından elektriklerinin kesilmesini önleyebilirler. Bakın İsmail Bey, şunu da hep yapıyorum. Bazen diyorlar ya, efendim bu CHP var ya, CHP hatta onların ifadesiyle şu CHP var ya, CHP hep eleştirir, hiç öneri getirmez diye. Aslında yaptığım her eleştirinin arkasına mutlaka bir öneri getiriyorum. Bu önerilerin büyük bir kısmını yapmaya başladılar aslında ama gecikerek yaptılar. Keşke bunları zamanda yapabilselerdi. Peki. Efendim bir soru aklıma geldi sizi dinlerken. Tabii siz bir taraftan iktidar tarafından gelecek işte Türkiye'nin huzurunu bozuyor, işte sivil itaatsizlik eylemi filan gibi eleştirileri önceden aslında göğüslemeye çalışıyorsunuz. Kendi tabanınızı da sakinleştirmeye ve bunu daha kitlesel hale getirmemeye de çalışıyorsunuz. Bunu gözlemleyebiliyorum. Fakat benim aklıma şöyle bir soru takıldı. Sonuç itibariyle elektriği şimdi özel şirketler dağıtıyor ve mesela sizin elektriğinizde Başkent Elektrik diye bir şirket kesmiş. Bu nasıl olabiliyor? Yani nasıl, böyle bir mekanizma nasıl olmuştur sizce? Hani Başkent Elektrik, ülkenin ana muhalefet partisi liderinin 1000 liralık ödenmeyen elektrik faturası için kesebiliyor. Yani acaba orada ne olmuştur? Bir bilgi, tahmin, gözlem, yorum var mı? İsmail Bey, şöyle ifade edeyim. İzlenen politika, yani neoliberal politika, devletin fakirleşmesi ama bir avuç insanın zenginleşmesi üzerine inşa edildi. Devlet fakirleştikçe kitleler de fakirleşiyorlar ama belli bir grup, belli bir sermaye grubu olağanüstü zenginleşiyor, olağanüstü imkanlara kavuşuyor. Dolayısıyla bu geniş kitlelerin yoksullaşmasına yol açıyor. Siz elektrik dağıtım şirketlerini götürdünüz, belli bir gruba verdiniz. Bakın ben size şöyle ifade edeyim. Cengiz Holding'e 37 ihale verildi. 37 ihale. 2 milyar 295 milyon 310 1 bin lira değerinde. Dolayısıyla veriyorsunuz, olağanüstü karlar kazanıyorlar, servetlerine servet ilave ediyorlar, vatandaştan alıyorlar, alıyorlar, alıyorlar. Gerçekten de vatandaş ödeye ödeye bir hal oldu ama buna rağmen bunlar görevlerini yapmıyorlar. Isparta'yı gördünüz. Isparta'da bir hafta insanlar elektriksiz kaldı. Oysa biz elektrik faturasını öderken bunların yapacağı yatırımın bedelini de ödüyoruz. Bunların karlarını da ödüyoruz. Dolayısıyla bunların hem karlarını hem yapacağı yatırımların bedelini ödüyoruz. Ama dönüp bakıyoruz, bunlar yatırım yapmıyorlar. Bunlar karlarını alıyorlar. Ve elde ettikleri karları, olağanüstü karları yurt dışına götürüyorlar. Bunu da gayet iyi biliyorum. Beşli Çete'nin elde ettiği olağanüstü paraları, milyar dolarları yurt dışına nasıl götürdüğünü, nerelerde bu paraları tuttuklarını da gayet iyi biliyorum. İsmail Bey, ben halkıma söz verdim. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda
onların yurt dışına götürdükleri bütün paraları Türkiye'ye getireceğim. Bu millete tahsis edeceğim o paraları. Dolayısıyla oligarkların kazandığı bir Türkiye değil, halkın kazandığı bir Türkiye. Bir avuç insanın refah içinde yaşadığı Türkiye değil, milyonların refah içinde yaşadığı bir Türkiye'yi hedefliyorum. Bunu yapacağız. İttifak olarak, Millet İttifakı olarak zaten bir araya gelmemiz, demokrasimizi güçlendirmemizin temel felsefesi de bu. Bakın, az önce söyledim, 4 milyon abonenin elektriği kesildi. 2021. 2021'den sonra hatırlıyorsunuz, 2022'de siz de hatırlarsınız. Tabii. Elektriğe olağanüstü zamlar yapıldı. Şimdi 2021'in rakamlarına göre 4 milyon abonenin elektriği kesiliyorsa, 2022 rakamlarına göre çok daha büyük facia var aslında. Ama bu rakamları yayınlamıyorlar. Çünkü iktidar korkuyor, yayınlamıyor. Yayınladığı takdirde nasıl bir felakete ortam hazırladığını aslında bütün vatandaşlar görmüş olacaklar. Rakamları gizleyen bir devlet olur mu? Saydam bir devlet olması lazım. Devlet dediğiniz vatandaşın hakkını, hukukunu korur. Vatandaşın hakkını, hukukunu koruyacak olan, devlete yön verecek olan, devletin politikalarını belirleyecek olan siyasi iktidardır. Saraydır yani. Saray bir avuç kişiye hizmet ediyor. Bakın, siz 4 milyon vatandaşın elektriğini kesiyor, affedersiniz, 4 milyon abonenin elektriğini kesiyorsunuz ama Londra'daki bir avuç tefeciye 189 milyar dolar faiz ödüyorsunuz. Ya Allah'tan da korkmuyorlar bunlar. Dolayısıyla bütün bu gerçekleri millete anlatmak, millet şunu söylüyorum, sabırla dinleyin, sabırla bekleyin, az kaldı. Göreceksiniz, her şey değişecek. Ve Türkiye'yi gerçekten de kendi bölgesinde de güçlü kılacağız. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Az önce ifade ettim. Bu güzel ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyeceği gibi hiçbir hanede karanlıkta kalmayacak. Biz bunları yapacağız. Bunları yapma gücümüz var mı? Var. Potansiyelimiz var mı? Var. Türkiye çok zengin bir ülke aslında. Türkiye çok güzel bir ülke aslında. Ama bir avuç insan bu güzelliklerden yararlanıyor. Bir avuç insan kendi refahına refah katıyor. Bir avuç insan milyar dolarlar ilave ediyor. Ama bunları ödeyen 84 milyon insan. O elektriği kesilen insan, bakın İsmail Bey, evet, elektriği kesilen insan ekmek alırken vergi veriyor. Ama kur korumalı mevduat milyon dolarları yatırıyor oraya, Türk lirası olarak yatırıyor oraya. Hem yüksek faiz elde ediyor, artı hem de diyor ki senden vergi almayacağım diyor. Milyonları alan, milyarları alan 5 kuruş vergi ödemezken ekmek alan vergi veriyor. Ya bu kadar adaletsizlik olur mu? Bu adaletsizliklere son vereceğiz. Son vereceğim. Yani burada çok kararlıyız. Çünkü bu ülkede eğer siz geniş kitleleri açlık ve yoksullukla karşı karşıya getirirseniz refaha sağlayamazsınız, huzuru sağlayamazsınız. Huzuru ve refaha sağlamanın yolu geniş kitleleri mutlu etmektir. E şimdi bize bakıyorsunuz, herkes mutsuz, herkes gelecekten endişeli. Herkes ya nasıl getireceğim bu ayın sonunu diye böyle bir arayış içinde. Bunları değiştirmek siyaset kurumunun elinde ve bunları değiştireceğiz inşallah. Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi bir mesele var, onu da soracağım. Bu konuyla bağlantılı ama bu konuda birazcık da dışında. Şimdi siyasi sistem şöyle çalışır gerçek demokratik ülkelerde. İşte muhalefet partileri etkili bir şekilde ses duyuracaklar, halkın sorunlarını gündeme taşıyacaklar. Bağımsız ve tarafsız gazeteciler o sesi duyuracaklar ki iktidarlar o sesi duysun. Ve açık rekabet koşulları, biz de buna inanıyoruz. Neden bunu söylemeye çalışıyorum? Siz yıllar evvel demiştiniz ki bir muhalefet partisi lideri olarak, biz emeklimize dini bayramlarımızda, Ramazan ve Kurban bayramlarımızda ikramiye verelim. O zaman için 1.000 lira demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Siz bunu defaatle dile getirdiniz. Bizler evet, de bu sesi duyurduk. İktidar bu sesi duymuştu. Emeklimiz Ramazan ve Kurban bayramlarımızda 1.000 lira ikramiye alıyordu. Fakat sadece 100 liralık bir artış oldu. Şimdi yaklaşan şu mübarek Ramazan ayındayız ve bayram da geliyor. Bu konuda bir haber hazırladık. Siz de o arada 1,5 dakikalık bir soluklanın. Emekliyle ilgili de son bir soru sormak istiyorum sizlere müsaadenizle. Buyur Savaş. Tamam. Emeklinin hali zaten berbat ya. Ekmek alıp geliyoruz. Başka bir şey yok. Başka bir şey alamıyoruz. Önümüzdeki Temmuz'da emeklilerimizin en düşük emekli maaşını
onların yüzünü güldürecek bir seviyeye çıkaracak. Açlık sınırının çok çok altında kalan 2500 liralık en düşük emekli maaşı için Temmuz ayını işaret etti bakan. Yüzlerini güldürecek bir seviyeye çıkaracağız dedi. Üstelik bir değil iki kez, iki farklı toplantıda söyledi. En düşük emekli aylığını 1500 liradan 2500 liraya getirmiştik. Temmuz ayında da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemenin şimdiden haberini vermek istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Asgari ücret %50'nin biraz üzerinde bir artışla 4253 liraya çıkarıldı Aralık ayında ki o bile açlık sınırının altında kaldı. Asgari ücretliden daha zor durumda olan bir kesim daha var. Onlar da 2500 lira maaşla yaşamaya çalışan emekliler. Asgari ücreti %50 arttırdı. Dolayısıyla bugün enflasyon daha hızlı arttığı için bu aşınma, bir miktar aşınma olmuş olabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli maaşında bir düzenlemeye gidileceğini söyledi. Temmuz ayını işaret etti. Önümüzdeki Temmuz'da emeklilerimizin en düşük emekli maaşını onların yüzünü güldürecek bir seviyeye çıkaracak. Bakan Isparta'da bir toplantıda emekliyi, memurları ve işleri koruyacak düzenleme yapılacak dedi Temmuz ayında. Ancak başka bir toplantıda ise asgari ücret düzenlemesi için Aralık ayını işaret etti. Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi, kamu çalışanlarını, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemelerin haberini vermek istiyorum. Netice itibariyle Aralık'ta yeniden ele aldığımız zaman orada da hiç kimsenin beklemediği sosyal refah içeren bir artışı gerçekleştireceğimizi iyi kötü tahmin ediyordur toplum. Çünkü biz bunu geçtiğimiz Aralık'ta başardık. Ve CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na soralım. Efendim ne yapacağız bu emeklileri? Efendim emeklilerin derdi gerçekten çok büyük. Geçinemiyorlar. Aldıkları aylıkların büyük bir kısmı asgari ücretin altında. Ben daha önce bütün konuşmalarda emeklilere en azından iki bayram, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda asgari ücret kadar bir ikramiye verilmesini istemiştim. 1000 lira yaptılar. Tamam 1000 lira. Emekliler de ya teşekkür ettiler. Yani 1000 lira da olsa en azından torunlara bayramda harçlık verir diye. Aradan uzun süre geçti. 1000 lirayı hep sabit tuttular. Ya bu kadar enflasyon var bu. 1000 lira olmaz, bunu artırın dedik. Onu 1100 lira yaptılar. Daha sonra yeniden işte malum yakında bayram gelecek. Yine iktidara söyledik ya 1100 lira dediğiniz nedir Allah aşkına ya? %60'ı 61'e enflasyon resmi rakama göre. Ama gerçek enflasyon bunun çok daha üstünde. Bari işte ise asgari ücret kadar. Yılda iki kez vereceksiniz. Asgari ücret kadar. Asgari ücretin neti, brütü değil. Neti kadar bir ikramiye verin. Şimdi önce topluma ya verebiliriz işte çalışıyoruz vesaire açıklamalar yapıldı. Sonra Erdoğan bazı açıklamalar yaptı. Pozitif açıklamaları yaptı. Yani üzerinde çalışıyoruz vesaire falan diye. Sonra yaptılar. Hayır biz emekliye para vermeyeceğiz diye. Böyle bir net tablo çıktı ortaya. Şunu ifade etmek isterim. Bütün emekli kardeşlerimin şunu bilmesini isterim. Eğer siz gerçekten emekli olduğunuzda, çalışırken emekli olduğunuzda rahat yaşamak istiyorsanız, o zaman sizin ödediğiniz vergileri bir avuç kişiye tahsis eden, bir avuç kişiye ödeyen, milyarları ödeyen ve gelir dağılımında olağanüstü dengesizliklere yol açan bu düzene son vereceksiniz. Son vermek için sandığa gideceksiniz. Sandıkta oyunuzu kullanacaksınız. Emekliye şunu söylüyorum. Sandığa gidip oy kullanırken elini vicdanına koy. Kendini düşün, aileni düşün, çoluk çocuğunu düşün, torunlarını düşün. Ya ülkeleri düşün. Verdikleri sözün hangisini yerine getirdiler? Verdikleri vaatlerin hangisini yerine getirdiler? Sadece iki şeyi söyleyeyim. Diyorlardı ki efendim Türkiye'yi dünyanın gelişmiş 10 ekonomisi arasına sokacağız diye. 20'si içindeydik, oradan da düştük. Ya artık yeter, artık insaf. Dolayısıyla asgari ücret belirlediler. Şimdi asgari ücret açlık sınırının altında. İsmail Bey, evet.
asgari ücret açlık sınırının altında olur mu Allah aşkına? Ya asgari ücret kavramı yanlış ya açlık sınırı kavramı yanlış. Eğer siz asgari ücreti açlık sınırının altında tutarsanız orada sosyal devlet yok demektir. Orada insanlar perişan demektir. Orada yoksulluk artık toplumun dokularına işlemiş demektir. Bunları değiştireceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. İsmail Bey, evet. Hiç kimse endişe etmesin. Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Bu ülke zengin ülkedir, bu ülke güçlü ülkedir. Yeter ki bu ülkeyi aklı fikri hür, vicdanı hür insanlar yönetsin. İnsanı seven insanlar yönetsin. Topluma hesap vermeyi onurlu görev kabul eden insanlar yönetsin. Harcanan her kuruşun, yani devletin harcadığı her kuruşun hesabını millete vermek aslında onurlu bir siyaset anlamına gelir. Biz bunu yapmak istiyoruz. Biz saraylarda oturmak, köşklerde oturmak gibi bir düşüncemiz yok. Biz isteriz ki halkımız saraylarda otursun, köşklerde otursun, rahat etsin. Biz de otururuz o zaman. Ama siz önce kendiniz oturup vatandaşı perişan ederseniz olmaz. Bu düzeni değiştireceğiz. Rahmetli Ecevit söylemişti. Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen. Sayın Kılıçdaroğlu, öncelikle hem geçmiş olsun hem de teşekkür ederim. Son bir soru soracağım ama o soruya geçerken bir küçük bilgilendirme yapmam gerekiyor. Tabii bu yayın bizim için de önemli ve tarihi itibariyle, zamanlama itibariyle de önemli bir yayın oldu. Fakat ben aslında bu yayını yaklaşık 12-13 gündür, işte yazışmaları da duruyor, telefonlaşmalarım da duruyor. Sizin basın danışmanınız Ömer Bey kardeşimle konuşuyorduk. Ben aslında önümüzdeki hafta Ankara'dan sizi ağırlamak istiyordum. Çünkü liderler zirvesi var. Daha doğrusu 6 muhalefet partisinin, sizin ve dostlarınızın bir araya gelecekleri yeni bir toplantı var. Ben evet. Ömer Bey'le bunu planlarken Perşembe günü itibariyle bu olağanüstü gelişme olunca biz yayını bu şekilde planladık. Onu da size ve kamuoyuna bir aktarmak isterim. Sorum şu, son soru. Pazar günü siz ve dostlarınız 6 muhalefet partisinin liderleri bir araya geliyorlar. Onu da kısacık bir değerlendirirseniz ve ne bekliyorsunuz? Bunu da sonbaharda bir baskın seçim olabilir mi ihtimaline bağlarsanız memnun olurum efendim. Buyurun. İsmail Bey, 6 lider bir araya geleceğiz. Bu sefer ev sahipliğini Demokrat Parti yapacak. Elbette ki Türkiye'nin sorunlarını konuşacağız. Elbette ki sorunların çözümü konusunda düşüncelerimizi aktaracağız. Bu toplantıda daha önceki toplantıda kurmuş olduğumuz Seçim Güvenliği Komisyonu'nun çalışmalarını masaya yatıracağız. Yani sandığa giden vatandaşımız oyunu kullanırken seçim güvenliğini nasıl sağlayacağız? Her bir sandıkta kim ne kadar temsil edilecek? Bunlar görüşülecek. Var olan bilgiler, var olan dokümanlar yine paylaşılacak. Ayrıca güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme konusunda şöyle bir karar almıştık. Maddelerin yazımı, hem anayasa hem meclis iş tüzüğü hem siyasi partiler yasasında hangi değişiklikler yapılabilmeli? Bunların maddeleştirilmesi, yani hukuki altyapılarının sağlıklı oluşturulması açısından bu konuda da bir çalışma yapıldı. O çalışmayı da masaya yatıracağız hangi aşamaya geldiği konusunda. Ayrıca güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreciyle ilgili de çalışmalar, her bir parti bunu ayrı ayrı yapacaktı. Sonra masada bunlar oturulup konuşulacak. Şunu ifade etmek isterim. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu tablodan çekip çıkarmak elbette ki çok güzel bir şey. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Efendim, Cumhur İttifakı beşli çetenin ittifakıdır. Millet İttifakı ise adından olduğu gibi anlaşılacak bir milletin ittifakıdır. Biz milletin çıkarlarını savunuyoruz. Kendi çıkarlarımız değil. Milletin huzur içinde olmasını istiyoruz. Kendimiz değil. Eğer millet huzur içinde olursa zaten biz de huzur içinde. Biz milletin bir parçasıyız. Karnı doyacak, eğlenecek, dayanışacak, kucaklaşacak. Bunu yapmak zorundayız. Bunu yaptığınız zaman Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları çözülür. 24'ünde bu anlayışla tekrar bir araya geleceğiz, oturacağız, konuşacağız, dertleşeceğiz, ekonomiyi konuşacağız, dış politikayı konuşacağız. Bunlar çok önemli, öyle düşünüyorum. Çünkü 6 lider alanı geziyorlar, Türkiye'yi geziyorlar. Gördükleri olayları, karşılaştıkları olayları, sorunları oturup yine bir masanın etrafında konuşuyoruz. Çözümlerimizi de kısmen anlatıyoruz birbirimize. Daha sonra bu çözümler yazılı hale geliyor. Diğer liderlere gönderiliyor çözümler. Bu çerçeveden baktığımda umutsuz değilim.
Türkiye'yi güzel günler bekliyor. Sayın Kılıçdaroğlu, teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Lütfen Selvi Hanım'a da geçmiş olsun dileklerimi iletin. Yarın bayram, 23 Nisan bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve milli irademizin tecelli etmesi, atamızı, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığımız bir bayram. Doğru. Şimdiden sizlere de, bütün ulusumuza da bu bayramımız kutlu olsun diyorum efendim. Son sözü size bırakıyorum. Sonra vedalaşalım. Buyurun. Son söz şu, az kaldı. Herkes sabırla beklesin. Sandık sonunda gelecek. Sandığa giderken bütün vatandaşlarımdan sadece şunu istiyorum. Sandığa giderken vicdanınızın sesini dinleyin. Evinizi düşünün, mutfağınızı düşünün, komşunuzu düşünün, akrabalarınızı düşünün. Emekliyseniz aldığınız aylığı düşünün. Asgari ücretliyseniz pazara çıktığınızda yaşadıklarınızı düşünün. Türkiye bunları hak ediyor mu? Siz bunları hak ediyor musunuz? Hayır. O zaman dönem değişim dönemi. Dönem daha güzel bir pencereyi açma dönemi, dönem bahar dönemi, bütün bunların hepsini düşünerek vatandaşlarımız oy kullanırlarsa çok mutlu olurum. Dolayısıyla ben umutsuz değilim. Umudu büyütmemiz lazım, güzellikleri büyütmemiz lazım. Baharda ağaçlar çiçek açtığı zaman o ağaçlara baktığımızda içimize huzur dolar. Eminim seçim sandığı geldiğinde de sonuçlarında hepimizin içine huzur doğacak. Buna inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kılıçdaroğlu. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun.